Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Eğitim setimizin ilk videosunda Broadcast Receiver nedir, türleri nelerdir ve önümüzdeki Broadcast Receiver ile ilgili olan videolarda neler göreceğiz onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak biz hep ne dedik? Android 4 tane temel yapıdan oluşuyor dedik. Bunlardan Activity'yi defalarca kullandık. Neydi Activity? Kendine has bir layout'u olan ve uygulamamızın kullanıcıyla etkileşim halinde olan yapısıydı diyebiliriz temel olarak. Daha sonra yine bu eğitim setinde anlatacağımız servisler konusu var. Servis konusu da genellikle arka planda çalışan ve uzun sürecek olan işlemleri ele alan yapılar. Arka planda çalışan dediğimizde ne olabilir? Bir müzik çalabilir veya bir butona tıkladığımızda arka tarafta, yani arayüzü etkilemeden, bazı dataları işte internetten çekebilen yapılar diyebiliriz genel olarak. Broadcast Receiver nedir ki bu ve bundan sonraki birkaç videomuzun konusu olacak. Adı üstünde Broadcast yayın demek, Receiver de alıcı demek. Burada işletim sisteminde veya bir başka uygulamada veya kendi uygulamamızın bir sınıfından bir yayın yapılıyor, bir mesaj gönderiliyor. Ve eğer sizde onunla ilgili bir alıcı olay varsa, alıcı sınıf varsa, o olaya karşı bir tepki oluşturulması sağlanıyor diyebiliriz şu an için. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Content Provider'da bu başka bir eğitim setinin konusu olacak. Genellikle Android'deki data işlemleri ile ilgili yapılara biz Content Provider diyoruz. Şimdi şu ekranı silelim. Şimdi bunları kullanırken daha önce activity'lerde biz ne yaptık? Bir activity'den başka bir activity'ye geçerken intent start activity deyip activity'yi başlattık. Aynı şekilde start deyip servis de başlatabiliyoruz ve aynı şekilde intent'leri kullanarak biz bu broadcast mesajları dediğimiz yapıları ilgili alıcılara iletiyoruz. Tüm bunları buradaki intent isimli sınıftan yapıyoruz. Intent'i demek istediğim Broadcast Receiver konusunda da etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Aynı aktiviteleri kullanırken, bunlar arasında veri alışverişi yaparken hatırlarsanız hep ne yapmıştık? Intent'leri kullanmıştık. Yeri gelmişken söyleyelim, iki çeşidi vardı, Explicit ve Implicit diye. Bunların da ne olduğunu aslında yine konunun içinde anlatmaya çalışayım. Ama şu an için bilmemiz gereken broadcast receiver'larda da biz yine intent'lerden faydalanacağız. Şimdi broadcast receiver nedir peki? Android sistemimizde bazı olaylar olabilir. Mesela ne olabilir? İşte batarya düşük gibi bir uyarı verdi. Bunu mesela bataryamız %15'in altına düştüğünde ne yapıyor işletim sistemi? Bunu bütün uygulamalara bir mesaj olarak yayıyor. Daha sonra bununla ilgili herhangi bir işlem yapacak bir uygulama varsa bizim işletim sistemimizde, onlar bu mesajı kendi içlerindeki receiver'larla alıyor ve ona uygun bir şeyler yapıyor. Tabii sadece bataryanın düşüklüğü değil. Mesela bir mesaj geldi, SMS geldi. Yine Android sistemi bunu bütün uygulamalara broadcast ediyor. Broadcast nedir? Yayın yapıyor yani. Bununla ilgili, yani bu event'i, bu olayı ele alacak bir uygulama varsa o arka tarafta tetiklenmiş oluyor. Bunun dışında mesela incoming call dediğimiz, yani bir arama geldiğinde, mesela şeyi bilirsiniz belki, CIA diye bir uygulama var. Ne zaman ki size bir arama geldiğinde o numara size kayıtlı olmasa bile Android işletim sistemi bir arama geldiğinde bunu bütün uygulamaları yayıyor. Ve sizde CIA varsa CIA tetikleniyor, yani başlatılıyor. Gidiyor o numarayı kendi serverlarında alıyor ve eğer kendi serverında onunla ilgili bir bilgi varsa, işte sizin o bilinmeyen numara CIA'nin veri tabanında kayıtlı olan ismi size gösteriyor. Belki de burada da bir servis kullanıyor. İşte biz eğitim setinde bunların ne olduğundan, nasıl olduğundan bahsetmeye çalışacağız. Daha başka hangi olaylar olabilir? İşte telefonumuz uçuş moduna geçti veya açtı veya kapattı. İşte kablosuz internet açıldı veya kapandı gibi olaylar aslında işletim sisteminden broadcast olarak yayınlanan olaylar, eventler diyebiliriz. Şimdi daha somut bir örnek yapalım. Mesela bir call recorder diye, yani konuşmayı kaydeden bir uygulama olduğunu düşünün.
Şimdi biri bizi aradığında ne olur? İşletim sistemi buna incoming call diye bir event gerçekleştir diye bunu alır, bütün uygulamalara yayar. Sizin uygulamalarınızdan herhangi birinde bu eventi ele alacak bir receiver varsa arkadaşlar, bu tetiklenir ve ne yapar? Yine bir intent sayesinde bir servis başlatılır arka tarafta uygulamada ve o konuşma kayıt edilir. Yine aynı şekilde arama bittiğinde bir Android sistemi bir broadcast mesaj yayınlar. Sizin bu receiver'ınız bunu da ele alır ve yine bir intent sayesinde oradaki servisi durdurur ve daha önce yaptığı o kaydı artık bir SD kartınızda bir dosyaya aktarır. İşte broadcast receiver'ların temel olarak kullanım şekli böyle oluyor. Şimdi broadcast receiver'ların da kendi içinde çeşitleri var. Normal broadcast dediğimiz ve order yani sıralı broadcast dediğimiz iki yapı genellikle en çok kullanılan yapılar. Bunların dışında sticky ve local broadcast diye türleri var. Bunların her birinden detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Şu an için üzerinde durmayacağım. Peki bu broadcastların akış türü nasıl olur? Deminki örneklerde hep ne dedik? İşletim sisteminden ilgili alıcıya doğru. Yani ne dedik? Bir arama geldiğinde işletim sistemi onunla ilgili şuradaki My Receiver dediğimiz yani arama işini ele alacak bir sınıfı olan uygulamaya gidiyor ve o uygulama çalıştırılıyor. Bunun dışında iki tane farklı uygulama arasında da bir broadcast receiver işlemi olabilir. XYZ diye bir uygulama olduğunuzu uygulama olduğunu düşünün. Bunlar gerekli şartlar sağlanırsa eğer birbirlerine bazı mesajlar gönderebilir. Yine aynı şekilde sizin bir tane My App diye bir uygulamanız varsa buradan Main Activity'den My Receiver'a ulaşıp gerekli mesajları iletebilirsiniz. Şimdi bir de ne diyeceğiz? Eğitim süresi boyunca Broadcast Receiver veya Receiver aynı anlama gelecek. İşletim sisteminden uygulamaya gelecek yapılara biz Broadcast diyebiliriz, Intent diyebiliriz, Mesaj diyebiliriz veya Event diyebiliriz. Şuraya bir de Event ekleyebilirim. Yani bunları dediğimizde aslında ne anlayacağınız broadcast. Artık ne anlarsanız hani mesaj diyebiliriz. Hani işletim sisteminden uygulamaya bir mesaj gitti. Ne zaman bir olay olduğunda. Ama işletim sisteminden application'a gelen bu şeyler aslında nedir arkadaşlar? Hep intent'te iletilen şeylerdir diyeceğiz. Şimdi şunu kapatırsam bir de şuna geçelim. Şimdi bir uygulama yapacağız ve bu uygulamada şöyle bir yapı olacak. Activity mailimizde bir tane buton olacak. Ve ben bu butona tıkladığımda tanımladığım first broadcast receiver, ikinci işte ve üçüncü broadcast receiver'lar buradan yayınladığım veriyi ele alacak şekilde biz uygulamamızı yaratacağız. Bu şöyle bir geride miydi bunun bilgisi? Bunun adı normal broadcast olacak ve biz bunu dinamik olarak yaratabildiğimiz gibi statik olarak da yaratabiliyoruz. Statik olarak yaratırken belki diğer konulardan da hemen bir tahmin yürütebilirsiniz. Bir şeyin statik olması demek aslında onun manifeste tanıtılması demek. Bir sonraki örnekte bunu yapıp broadcast receiver'larla ilgili ilk uygulamamızı yapacağız. Umarım faydalı olur bu ve bundan sonraki videolar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.